Herkese merhabalar. Gece görüşüyle karşınızdayız. Günün gelişmelerini konuşacağız. Bugün Türkiye ve Elazığ gündeminde neler yaşandı ve hangi başlıklar öne çıktı? Gece görüşünde bu başlıkların tamamını ele alacağız. Koronavirüs yine etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı ve önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında pandemiyle ilgili ve süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir de harita yayınlandı. Yayınlanan haritada Elazığ geçen hafta turuncu kategorideydi. Bugün ise kırmızı kategoride yer alan iller arasında. Türkiye'de tam 58 il kırmızı kategoride. Ne demek kırmızı kategori? Çok yüksek riskli bölge içerisinde. Mustafa, haritayı ekranlara getirelim isterseniz. Ondan sonra diğer haberlere bakalım. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını birazdan konuşacağız. Ne anlama geliyor? Kırmızı bölge hangi kayıplar ya da ne gibi tedbirler, ilave tedbirler alınacak? Onları aktaracağız şimdi sizlere. İşte tabloyu görüyorsunuz. Haritada hemen hemen tüm Türkiye kırmızıya dönüşmüş durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sarıları görüyoruz. Fakat Türkiye'nin genelinde yine kırmızı olduğu görülebiliyor. Elazığ'a baktığımız zaman Elazığ'da yine 4 olarak nitelendirilen, yani 4. kategorideki riskli iller arasında. Peki ne anlama geliyor? Elazığ'da neler kısıtlanacak? Bunu aktaralım size. Elazığ'da artık önümüzdeki haftadan itibaren hafta sonu, yani cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme geldi ve yeniden kısıtlama başlamış olacak cumartesi ve pazar günü. Zaten devam eden ve var olan 21 ila 05 saatleri arasındaki yasak da yine devam edecek. Bununla birlikte ortaokullarda, ilkokullarda, liselerde eğitim durumu ne olacak sorusu var. Birazdan konuşacağız onu. Öncesinde pastane, lokanta ve kafelerin durumunu aktarayım sizlere. %50 kapasiteyle çalışacaklar bu işletmeler. Daha önceki genelgede de bu konu yine bu şekildeydi. Fakat şöyle bir fark var. İşte 13 Nisan'da Ramazan başlıyor. Ramazan'da servis olmayacak lokantalarda, tamamen paket servis olacak. Bu da yeni bir gelişme. Tüm Türkiye'de uygulanacak olan bir uygulama bu. Daha fazla yayılımın önlenmesi için alınan tedbirlerden birkaçı. Yani Elazığ'daki kırmızı kategoriye geçmekle ne gibi bir haktan mahrum kaldık? Hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri bundan sonraki süreçte vaka sayıları azalmazsa eğer kısıtlamalar devam edecek. Ramazan boyunca kısıtlamalar zaten sürecek. Tüm Türkiye'de iftar ve toplu sahurlar yasaklanmış durumda. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım neler var bu haberin içerisinde. Ramazan ayında söylediğimiz gibi lokantalarda paket servis yapılacak. Peki okullar ne olacak? Şu anda onu merak ediyorsunuz. Eğitim devam edecek mi? İlköğretim okulları, yani ilkokul ve özel eğitim sınıfları 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da devam edecek. Diğer sınıfların durumu ise il hıfzı sıha kurulları tarafından açıklanacak. İl bazlı olarak Elazığ İl Hıfzı Sıha Kurulu da bu konuyla ilgili genel genelgeye mi uyacak, yoksa başka ilçelerle ilgili, köylerle ilgili başka tedbirler alacak mı? Onu da ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Baktığımız zaman sonuç itibariyle Elazığ 4. yani kırmızı çok riskli bölge içerisinde yer alan iller arasında. Bu illerde hafta sonu kısıtlaması yeniden başlıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri artık sokağa geçen hafta çıktığımız gibi özgürce çıkamayacağız. Yine işleri olanlar, izin almış olanlar sokağa çıkabilecek. Ancak normal vatandaşlar, işi olmayan vatandaşlar, hafta sonu çalışmak zorunda olmayan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmayacak. Evet Mustafa, teşekkür ediyoruz. Bir de koronavirüs tablosuna bakalım. Ne var koronavirüs tablosunda? Onu da hemen aktaralım bu arada sizler için. Şöyle bir durum var. Baktığımız zaman 32.404 rakamını görüyoruz yeni vaka sayısında.
Tam 225 bin test yapılmış bugün. Bu testler neye göre artıyor ve neye göre azalıyor? Onu da hemen özetleyelim sizlere. Hastanelere giden vatandaşların sayısı hastalığı hissedenlerin oranıyla sayısıyla orantılı. Yani bugün birçok vatandaşımız kendisini hasta hissetmiş ve hastaneye başvurmuş, test yapılmış. 32 bin vatandaşımızın testi pozitif çıkmış. Hasta sayısı 1325 bugün, yani hastane tedavi altına alınan. Yine vefat eden vatandaşlarımız ise 154. Oldukça yüksek bir rakam. Şu rakam ürkütücü, her geçen gün artıyor. Ağır hasta sayısı 1998 rakamını görüyoruz. Ağır hasta sayısı sütununun ya da satırının hemen altında. Durum bundan ibaret. Koronavirüsteki son durumumuz bu. Türkiye'de vaka sayısı 32 bini geçti. Üçüncü pik dönemini yaşıyoruz diyebiliriz. Mutasyonlu virüs olduğu söyleniyor ve mutasyonlu virüsün yayılımı da oldukça yüksek. Peki ne yapmak gerekiyor? Herkes her şeyi biliyor. Şu anda bir izleyicimiz soruyor, halı sahalar kapanacak mı diye. Halı sahalarla ilgili bir süreç yok. Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğiniz gibi genelde Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor Bakanlar Kurulu'ndan sonra ya da Cumhurbaşkanlığı kabinesinden sonra açıklama yapıyor. Hemen akabinde ertesi gün İçişleri Bakanlığı bu açıklamanın altını dolduracak genelge yayınlıyor. İşte yarın yayınlanacak olan bu genelge çok daha detaylı bir harita çizecek yeni dönem için. Ama tek gerçek şu, hafta sonu kısıtlaması yeniden girdi hayatımıza ve hafta sonu kısıtlamasında Ramazan boyunca devam edeceğini biliyoruz. Lokantalar açık olacak, %50 kapasiteyle çalışmaları gerekiyor, denetimler arttırılacak, durum bundan ibaret. Hemen bir diğer başlığa bakalım Mustafa. Bir diğer başlıkta ne var? Orta hasarlı bir bina nasıl güçlendirilir? Bina güçlendirme fiyatları ne kadar? Haberimizde var. Detaylarını aktaracağız size. Çünkü son dönemlerde orta hasarlı ev sahipleri ivedi olarak son depremde meydana gelen depremde hasar tespit sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Ama orta hasarlı olarak kalan binalar da var. Onların hangi şartlarda dönüştürüleceğini ve nasıl iyi güçlendirme yapıldığını işte resimlerde görüyorsunuz. Öyle orta hasarlı bina dediğiniz zaman sadece evin bir kısmı etkilenmiyor, tamamına yakını işte resimlerde çok net görüyorsunuz. Eksik olan demir filizleri ekiliyor. Beton kalitesinde problem varsa yeniden beton dökülüyor. Şunun çok net örneğini görüyoruz. Sevgili Yakup'un haberi birazdan ekranlarınızda olacak ve detayları sizlere aktaracağız. Halı sahaları soran izleyicimiz vardı. Bir izleyicimiz sürü TOKİ'lerin gelişmesini soruyor. Devam ediyor onlar arkadaşlar. Onlar şu anda yapım çalışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Yine Sivrice'de okullarla ilgili yüzde eğitim kararı alındı. Ancak öğrenciler okula devam etmemekte. Uzak eğitimde, uzaktan eğitimde doğal olarak yapılmamakta bu durumda. Kaş yapayım derken göz çıkarmak deyimine tam uygun düşmektedir. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Evet, enteresan bir konuya değiniyor yazan izleyicimiz. Deniyor ki Sivrice'de alınan kararla yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırıldı. Ancak öğrenciler yüz yüze eğitime katılmama hakları var. Velileri dilekçe vermeleri durumunda muaf tutulabiliyorlar. Bu şartlarda öğretmenler okulda olduğu için uzaktan eğitimi de yapılmıyor ve böyle bir karmaşa ve kargaşa yaşandı. Eğer öğrenciler okula gitmiyorlarsa EBA TV'den yayınlanan dersleri takip edebilirler. Böyle bir seçenek var. Bu da ayrı bir tercih. Ama söylemiş olduğunuz konuda velilerin duyarlılığı önemli. Uzaktan eğitim alamıyor, okula göndermiyor ise çocuğuna zarar veriyor. Uzaktan eğitim, okullarda tedbirler yoğun bir şekilde alınmış durumda. Şu ana kadar okullarla ilgili vaka sayıları henüz açıklanmadı. Okullarda vaka var mı yok mu? Ama Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde okullarda vakaların olmadığı yönünde bir beyanat vermişti programımıza konuk aldığımızda. Eğer böyle devam ediyorsa öğrencileri okula göndermek gerekiyor ki Avrupa'da, dünyada okullar her şartlarda açık tutulmaya çalışıldı. Buna çok çok önem verildi. Bunu da üzerinden bir kez daha geçelim. Orta hasarlı evlerin hasar durumu neden açıklanmıyor sorusu var.
Yakında açıklanacağını duydum. İnşallah bugünlerde açıklanır. Merhaba, hafta sonu kısıtlamasının ayrıntısı nasıl olacak? Marketler saat 17'ye kadar açık olan kısmı kısıtlama mı olacak yoksa tamamen kapalı mı? Az önce de söylediğim gibi genelde Cumhurbaşkanı açıklamayı yapıyor ve hemen ertesi günde İçişleri Bakanlığı tarafından bir uygulama yönetmeliği niteliğinde genelge yayınlanıyor. Şu anda o genelge mevcut değil. Belki ilerleyen saatlerde açıklanacaktır ama genelde bir gün sonra açıklanıyor. Şu ana kadar bir yıl boyunca pandemide yaşadığımız süreç böyleydi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgede işte marketler ne zaman açık olacak, hangi saatlerde insanlar dışarı çıkabilecekler, çıkabilecekler mi, çıkamayacaklar mı, kimler muaf tutulacak, bunların tamamı yer alacak. Şu anda elimizde o yönde bir bilgi yok ama geçmiş dönemdeki tecrübelerimize baktığımız zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi marketler saat 17'ye kadar açık oluyordu. Yine fırınlar açık oluyordu yasakların sürdüğü süre içerisinde. İzin alan vatandaşlarımız işlerine gidebiliyorlardı ve markete yürüme mesafesindeki marketlerden de hafta sonu alışveriş yapılabiliyordu. Market, kasap, kuru yemişçi, tatlı üreticileri genelde açık tutulan işletmelerden bazılarıydı. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. İki katlı bir evin yangın görüntüleri şu anda, resimleri ekranlarınıza getiriyoruz. İki katlı bir ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Dede Pınarı köyünde meydana gelen bir yangın. İşte vatandaşımızın evi maalesef yanmış, üzüntülü. Çok üzüntülü verici bir görüntü. İnsanın evinin yanması hakikaten çok zor olsa gerek. Şu anda bu görüntüleri yayınlıyoruz üzülerek. Ama dikkatli olmak lazım. Allah kimseye yaşatmasın böyle kötü günleri. Evet, devam edelim Mustafa. Kırmızı kategorideki Elazığ'da eğitim nasıl devam edecek sorusunun yanıtına hemen bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında daha önce kamuoyuyla paylaşılan kriterler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazda alınacak kararlarla devam edileceğini açıkladı. Az önceki konuşmamda da ifade etmeye çalıştım. Yerinde karar mekanizması devam ediyor. Şu anda Elazığ Valiliği ve İl Hıfzı Sıha Kurulu toplanıp Elazığ'la ilgili kararlar verebiliyorlar. İşte bunlar eğitimle ilgili de olabiliyor. Mesela şunu söyleyebilir: Keba'nın şu köyünde hiçbir vaka yok, burada eğitim devam etsin. Ya da şu ilçede vaka sayısı çok az ya da yok, burada eğitim devam edebilir. Tüm yüzde eğitim devam edebilir, kararlarını alabilir. İl bazlı yerinde karar alma mekanizması şu anda gündemde. Ama daha önce yayınlanan genelgede ne diyordu? Diyor ki ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile hazırlık, lise hazırlık, 9, 10, 11 sınıflarda yüzde ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu hastasına bağlı olan valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzı Sıha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacağı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Özel gereksinimli çocukların eğitim, yani özel eğitim sınıfları devam edecek yüz yüze eğitime. Yine ilkokul devam edecek 1, 2, 3, 4 yüz yüze eğitime. 8 ve 12. sınıflar da devam edecek yüz yüze eğitime. Diğer ara sınıflarla ilgili de İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun alacağı kararlar konuşulacak. Kur'an kurslar ve takviye kursları cumartesi, pazar günleri de devam edecek. Yani Elazığ'daki faaliyet gösteren dershane dediğimiz özel eğitim kurumları da, özel eğitim kurumu dershane için tam tanım değil ama ne diyelim, kurslar ve takviye kursları cumartesi pazar öğrenciler tarafından devam edilebilecek. Bakalım bir sonraki haberi Mustafa. Bir sonraki haberimizde ne var? Bir sonraki gündemde olan konuya bakalım. Baskil Meslek Yüksekokulu'ndan Devlet Demiryolları Baskil İstasyonu'na ziyaret başlığını taşıyor. Bildiğiniz gibi bugün dünya, daha doğrusu 27 Mart Dünya Demiryolu Günü. Demiryolu dünya tarihine baktığınız zaman önemli gelişmelerin yaşandığı, teknolojinin gelişmesine sebebiyet veren en önemli argümanlardan bir tanesi. Demiryolu taşımacılığı sayesinde birçok yük bir ülkeden diğerine ya da limanlara taşınabiliyor. Demiryolu böyle bir kolaylık sağlıyor. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle Doğu Bloku ülkelerinde demiryolu ciddi anlamda kullanılan ve o ülkelerin yükünü taşıyan ana taşıma unsuru. Türkiye'de de son dönemlerde özellikle yük taşımacılığı konusunda demiryolu yatırımları devam ediyor.
belki çok fazla bilmiyoruz ama özellikle limanlara çalışan hatlar çok yoğun çalışıyor ve bu konuda atılımlar ve yenileme çalışmaları yapılıyor. İşte ne yapılıyor? Sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Elektrikli tren hatlarının arttırılmasına özen gösteriliyor. Şu anda konvansiyonel hat dediğimiz mevcut hatlar genelde tek hat üzerine kurulmuş durumda. Bunların çift hat olması yönünde çalışmalar var. Yine yolcu taşımacılığında hızlı tren uygulaması ciddi anlamda yoğun bir şekilde çalışılıyor. Demiryolu haftası ve etkinlikleri kapsamında bunları aktarmış olayım size. İşte dün Dünya Demiryolu Günü'ydü. Baskil Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makinistik Bölümü hocaları da Demiryolu Çalışanları Günü dolayısıyla Baskil'de bulunan tren garını ziyaret etti. Oradaki çalışanların günlerini kutlamış oldu. Kolay gelsin Mehmet Ali Bey. Çevre Şehircilik İl Müdürü neden bir açıklama yapmıyor? Kentsel dönüşüm hakkında Mustafa Paşa birinci etap halen teslim edilmedi. Süresi neden bu kadar uzadı diye bir soru var. Biz de bilmiyoruz, soruyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Herhalde yarın ya da öbür gün bir yetkiliyi programa alacağız ve tüm sorularınızı soracağız. İl müdürü de olabilir, il müdür yardımcısı da olabilir. Bakalım böyle bir konumuz gündemde inşallah almış olacağız. Ve sizin burada ne soruyorsanız hepsini kendisine soracağım. İnşallah cevabını alacağız. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Bakalım Mustafa, az önce konuştuk ama atladığımız, konuşmadığımız, üzerine yorum yapmadığımız konu var mı diye bakalım. Evet, Cumhurbaşkanımız devam edelim arkadaşlar. Bir aşağıya doğru inelim bakalım. Önemli satır başları var Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında. Reform başlığı ve yeni bir anayasa. Cumhurbaşkanı gerek kongrelerde gerek partisinin tüm toplantılarında bu yeni anayasa konusunu özellikle gündemde tutuyor. Ve yeni anayasanın Türkiye'yi kazandıracağı vizyonlardan bahsediyor. Bununla birlikte yine bu süreçle alakalı olarak, pandemi süreciyle ilgili olarak aşılamada oldukça ileri seviyede olduğumuzu ifade ediyor. Salgın sürecinde fabrikada çarklar hiç durmadı, aksaklığa meydan verilmedi. Karayollarımıza, demiryollarımıza, havayollarımıza yaptığımız yatırımların önemi bu dönemde iyi anlaşıldığını ifade ediyor. Gelin ülkemize yatırım yapın diye bir talebi var. Dış yatırım, yani ulusal yatırımcılardan, yabancı yatırımcıdan ülkemizin yatırım cenneti olması gerektiğini, yatırım yapılabilecek bir yer olduğunu ifade ediyor. Rakamlarla da bunu destekliyor. 75.700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11.000'den fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başlamış. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcı 75.700 civarında bir rakam. Bunun hemen hemen işte 7'de biri, %15'i geçen yıl Türkiye'ye yatırım yapmış. Bu da Türkiye'nin yabancılar tarafından yapılabilir bir ülke olduğu noktasına dikkat çekmek için verilmiş bir örnek. Yine alınan yeni tedbirlerle ilgili az önce konuştuk. 4-5 konuyu söyledi. İşte sokağa çıkma yasakları, %50 kapasiteyle kafelerin ve lokantaların çalışma esasları. Yine bununla birlikte toplu iftar ve sahur programlarının Ramazan boyunca yasaklandığı. Bir de bir konu daha var önemli aslında. Kafe ve lokantalara ekstra nakdi yardımlar yapılacak. 1500 lira yardım yapılacak. Bir de çalışanların SGK primleri, sosyal güvenlik primleri yatırılacak devlet tarafından. Baskil'in köyünde hak sahibiyim. Yer seçimi Elazığ Merkez TOKİ alınmıştı ve şu an söylentilerine göre Elazığ Merkez TOKİ değil, Baskil TOKİ'ye verilecek. Doğru mudur? Gerçekten bilmediğimiz bir konu ama Baskil'de 275 konutun, TOKİ konutunun yapıldığını biliyoruz. Hani orada bu konut sayısı belirlenirken köylerdeki vatandaşların da orada Baskil'de ikamet edecekleri düşünülerek mi bu rakam belirlendi? O konuyu bilmiyoruz ama sorarız. Yakın zamanda dediğim gibi bir yetkiliyi konuk alacağız ve bu soruların tamamını kendisine yönelteceğiz. İHH Ramazan hazırlıklarına başladı. Malum Ramazan geliyor. Ramazan ne? 13 Nisan'da inşallah ilk teravih kılınacak ve oruç tutulacak. Ramazan dolayısıyla zor durumda olan muhtaçlara yardımlar
İHA tarafından götürülüyor. Bu yönde bu konuda faaliyet gösteren birçok yardım kuruluşu var ama İHA birçok yönüyle öne çıkıyor. İşte Kızılay var. Yine bununla birlikte ismini zikretmediğimiz Elazığ'da en çok Mamur Atül Aziz Vakfı'nı biliyorsunuz. Onlar var. Ne diyor peki Metin Kılıç Bey? Şunu söylüyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin belki de bir yıllık ihtiyaçları karşılanıyor. Bizler Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftarlar ulaştıracağız. Bu sene malum pandemiden dolayı daha önceden toplu ortamlarda kendilerine iftarlar veriyorduk. Bu çok önemli. İftar çadırları kuruluyordu hatırlıyorsanız. Ama bu sene iftar çadırları olmayacak. Toplu halde iftar yasaklandı. İşte az önce alınan kararlarla pandemi nedeniyle. O nedenle iftarların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması önem arz ediyor. Metin Kılıç Bey de diyor ki iftarları ailelere ulaştıracağız. Yine şunu söylüyor, mümkün mertebe evlerine götüreceğiz bu iftarları. Yardım kolilerini kendilerine ulaştırmaya başladık ve yine Ramazan içerisinde bayrama yakın bizde kayıtlı bulunan yaklaşık 1200 yetim ve mağdur ailenin tepeden tırnağa bütün giyimlerini temin etme yoluna gidiyoruz. Pandemiden dolayı temizlik konusuna da özel bir ağırlık verdik. Temizlik malzemelerini de temin ediyoruz. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Geçen ekonomi reformu paketinde özellikle sosyal yardımların kontrol altına alınması ve denetlenmesi. Denetlemeden kasıt aslında tek merkezden kontrolü. Kim ne yardım yapıyorsa onların kayıt altına alınması ve mükerrer yardımların engellenmesi, yardım almayanların da bir şekilde yardıma ulaştırılması konusunda bir madde de dikkatimi çekmişti. Bir dönem Mamuratül Aziz Vakfı yine fakirlik haritası çıkarılmak suretiyle tüm sosyal yardım dernekleri tarafından yapılan yardımların kayıt altına alınmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde bir çalışma başlatmıştı. Çok benziyor işte reformda yer alan bu madde. İnşallah hayata geçer. Çünkü kayıt altına alınırsa gerçek ihtiyaç sahipleri ve gerçekten kaynakların doğru kullanımı noktasında önemli bir adım atılmış olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Mustafa. Bir sonraki haberi hemen ekranlara getir. Onunla devam edelim. Evet, bakıyoruz ne var? İzleyicimiz mesajları da birçok mesaj geliyor. Teşekkür ederiz. Programımıza ilgi oldukça fazla. Mesajları okumaya çalışıyorum. İzleyicimiz diyor ki Aksaray Mahallesi'nde bulunan TOKİ'lerde okul yapılacak mı, bilginiz var mı? Benim bildiğim kadarıyla o bölgeye, yani Yemişlik bölgesine, Aksaray'da hemen Yemişlik'in biraz ilerisinde okul planlaması yapılmış durumda. Milli Eğitim Müdürü'nü konuk aldığımızda detayları aktarmıştı. Programlarımız YouTube'da, YouTube kanalında takip edebilirseniz, Milli Eğitim Müdürümüz ne zaman? Yaklaşık bir ay kadar önce programımıza konuk almıştı. O bölgeyle ilgili aynen bugün sizin bana sormuş olduğunuz soruyu kendisine yönelttim ve sorunun cevabını verdi. Orada hem ortaokul hem lise hem ilkokul ihtiyaçlarının nüfusa göre belirlendiği ve bunun okulların yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da TOKİ'ye daha doğrusu bildirildiğini ifade etmişti. O programın tekrarından da öğrenebilirsiniz detaylarını. Çünkü hani bu bölgede, şu bölgede diye ben bilmiyorum ama Milli Eğitim Müdürümüz açıklamıştı. Elazığ Belediye Spor Yüzme Kulübü'nden önemli başarı. Elazığ Belediyesi bu ara spora destek veriyor. Voleybol takımı, kadın voleybol takımına destek vermişti. İşte yüzme konusunda da yine destek vermiş olduğu öğrenciler başarılı bir şekilde yarışmalarda 23 birincilik, 13 ikincilik ve 11'de üçüncülük elde etmişler. Kutluyoruz. Elbette ki şehrin belediyesinin özellikle amatör branşlarda çocuklarımızın faaliyet gösterdiği spor alanlarında destek vermesi çok güzel, çok artı bir katma değer olduğunu ifade etmek isterim. Devam edelim Mustafa. Bu arada mesajlara bakalım. İzleyicimiz diyor ki orta hasarlı binalarla ilgili sonuçları soruyor. Söylediğim gibi bugünlerde açıklanmasını bekliyoruz. Artık sona gelindiği yönünde bir duyumumuz var. Kırmızı Montlar Hareketi kariyer buluşmalarına iş adamı Meysel Demirci katıldı. Biliyorsunuz Kırmızı Montlar Elazığ depreminde öne çıkan, daha önce de faaliyetleri vardı. Sevgili Erhan Eğit'in başkanlığında yürütülen faaliyet, takip ediyorduk biz ama Elazığ depremiyle birlikte tamamen bir efsane ekip olmaya başladılar. Çünkü ne yaptıkları göz önünde oldu. Daha önce de aynı faaliyetleri yapıyorlardı. İşte bu Kırmızı Montluların sadece yardım faaliyetleri olmuyor. Kişisel gelişim ve bununla birlikte kariyer
buluşmaları da organize ediyor. İşte o buluşmalardan bir tanesinde Elazığlı genç iş adamı, başarılı iş adamı Veysel Demirci katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Özellikle şu konuya dikkat çekiyor. Diyor ki çok büyük paralar kazanmak hiç mümkün değil. Birdenbire çok büyük paralar kazanamıyorsunuz. Damlaya damlaya görülüyor. Küçük küçük biriktirmek durumundasınız. Ve sağlam adım adım gitmeniz gerekiyor. Biraz yukarı alalım Mustafa. Zorlu bir süreç olduğunu söylüyor iş hayatının ve şunu söylüyor. Dünyadaki gelişmeleri takip edeceksiniz. Bununla birlikte hiçbir zaman milyonlarca para kazanma lüksünüz yok. Damlaya damlaya görülüyor. Altını doldura doldura, yani altından kasıt tabii ki yaptığınız işin altyapısını oluştura oluştura sağlam bir yapı kurmak ve geliştirmek çok avantajlıdır. Hızlı büyümeler insana çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Dikkatli, sakin, adım adım ilerleyin diye tavsiyelerde bulunuyor Elazığlı iş adamı. Son dönemlerin aslında çok başarılı iş adamlarından bir tanesi Veysel Demirci. Diyor ki izleyicimiz, müracaat ettik, köy evleri için hiçbir açıklama yok, ne zaman belli olacak. Söylediğim gibi bugün, yarın ya da öbür gün bir yetkiliyi çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah o gün tüm sorularınızı soracağız ve bu soruların tamamı açıklık kazanacak. Çünkü birçok sorunun detayı var, çok fazla hakim olamayabiliyoruz. Burada defaatle okuduğumuza rağmen yine cevap veremiyoruz. Hem siz cevap alamamış oluyorsunuz hem de izleyicilerimiz bu anlamda mükerrer, defalarca tekrar tekrar aynı şeyleri duymak zorunda kalmış oluyorlar. Elbette ki siz soracaksınız, biz de bildiklerimizi yanıtlayacağız, bilmediklerimizi de ilgili yerlerin duyması için yüksek sesle dile getireceğiz. Sağlık çalışanları yine toplandı. Peki neden toplandılar? Sağlık Aksen üyeleri bir kez daha hastane bahçesinde toplanarak üçlü vardiya sisteminin kaldırılmasını talep etti. Nedir üçlü vardiya sistemi? Sabah saat 8'de gelip 4'te, 4'te gelip 12'de, 12'de gelip sabah saat tekrar 8'de çıkılan vardiya düzeni var. Daha önceki dönemlerde farklı vardiya düzenleri uygulanıyordu. İşte son belki birkaç ay önce vardiya sistemi değişti. Üçlü vardiya sistemine geçildi. Sağlık Aksen üyeleri de bu vardiya sisteminden mutlu değiller ve giydiğimiz koruyucu tulumdan akan terlerimiz olmayan rahatımızın en büyük ispatı değil midir? Elazığ'ın en yoğun hastanesinde en ağır hastalarına bakan sağlıkçılar olarak hiçbir zaman rahat koşullarda çalışmadık. Ayrıca bu yorum zaten zirvede olan sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına da davetiyedir. Bunu neye istinaden söylüyorlar? Pandemi döneminde canını ortaya koyup çalışan bu emekçi insanların yüklerinin hafifletilmesi gerekirken üçlü vardiya sistemi resmen bir ceza gibi tatbik edilmiştir. Altını çizerek söylüyorum ki bu sistemde devam edecek gücümüz artık kalmamıştır. Kim söylüyor bunu? Sağlık Aksen Fırat Üniversitesi temsilcisi Haluk Bal'ın ifadeleri böyle. İyi akşamlar diyor bir izleyicimiz. Yemişliği soran var. Bir de bir izleyicimiz diyor ki ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar vaka sayısı bundan daha azken bile kapalı ve sınavlar yapılmıyordu. Şimdi haritamız kırmızı çok yüksek iken yayılımı ve bulaşma riskinin yüksek olduğu dönemde neden ertelenmiyor, risk alınıyor? Bakın şöyle bir şey var. Dünyada işte çok daha kötü görüntüler veren ülkeler vardı. Fransa mesela bunlardan bir tanesiydi. Fransa'da bile okullar bizim okullarımızın kapalı olduğu kadar kapatılmadı. Şimdi muhakkak diyorsunuzdur, belki de okullar kapalı olsa o kadar kötü manzaralar yaşayamayacaklardı diye düşünüyorsunuzdur. Ancak şunu ifade edeyim, okulların açık kalması, öğrencilerimizin okula gitmesi ve okulların açık kalması için her yer kapansa bile okulların açık kalması konusunda bir anlayış oluştu. Bakalım o anlayışın sonucunda ne olacak? Ya da daha doğrusu bu anlayış uygulanabilecek mi? Temel bakış açısı bu. O nedenle de hiç kimse okulların tamamıyla kapanmasını beklemesi iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Hüdapar Elazığ İtfaiyesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bildiğiniz gibi
Bildiğiniz gibi yakın zamanda Elazığ Belediyesi bir trafik kazası yaşamıştı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir kamyon, bir araç, bir itfaiye söndürme, bir yangın söndürme aracı bu kazaya karışmıştı. Hüdapar'da Elazığ İtfaiyesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yasin Kavaklı Elazığ İl Başkanı biliyorsunuz yakın zamanda televizyonumuzda da konuk olmuştu. İtfaiyecilik gerçekten çok kutsal bir meslek diyor Yasin Kavaklı. İtfaiye ekiplerimize muhtacız ve depremden sonraki süreçte yaşanan olayların ilk kahramanları itfaiye ekiplerimizde diye doğru ifadelerde bulunuyor. Zor bir meslek, her zaman lazım olmayan fakat ihtiyaç duyduğunuzda elini yanınızda görmek istediğiniz mesleklerden bir tanesi. Doktorluk ve itfaiyecilik acil durumlarda, çok zor durumlarda maalesef görüyorsunuz, önemini anlıyorsunuz. İtfaiyecilik önemli. Bunu herkes biliyor zaten. Mehmet Ali Bey, kırmızıya elimiz döndüğünden ötürü yüzme havuzları açık mı? İlhıfzı Sıha Kurulu karar aldı mı? İyi yayınlar. Az önce de söylediğim gibi İlhıfzı Sıha Kurulu kararları henüz açıklanmadı. Aslında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken bir genelge var. Genelde gecenin geç saatlerinde ya da bir sonraki gün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra o da henüz yayınlanmadığı için detaylara hakim değiliz. Ama tecrübelerimiz var, yakın zamanda yaşamış olduğumuz tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri istinaden kısıtlamaların ciddi boyutta olacağını söyleyebiliriz. Şu an itibariyle sadece Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada şu yazıyor ve şu söylendi daha doğrusu. Hafta sonu kısıtlaması geri geldi. Lokantalarda yine kısıtlamadan etkilendi %50. Dolulukla çalışacaktı ve çalışmaya devam edecek. Muhtemelen kontroller biraz daha artırılacak. Ramazan ayı yaklaştı. 13 Nisan'da Ramazan'a başlıyoruz. Ramazan'da toplu iftar ve toplu sahurların yapılmasına müsaade edilmeyecek. Öğrenciler origami etkinliğiyle buluştu. Origami sanatla matematik eğitimi. Origaminin ne olduğunu biliyor musunuz? Aslında kağıt katlama sanatı. Origami. Çin menşeli bir ya da Japon menşeli bir sanat. İşte matematikle buluşturdu. Kim? Keban ili Atatürk İlkokulu öğrencileri Origamik Math isimli e-twinning projesiyle Avrupa'daki öğrencilerle beraber matematiği eğlenerek öğrendiler. Polonya'dan iki, İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya'dan öğrenciler bir araya geliyor. Türkiye'den de öğrenciler işte bahsettiğimiz Keban'daki Atatürk İlkokulu'ndaki öğrenciler bir araya geliyor ve farklı bir matematik öğrenme metoduyla matematiği Origamik Math'le öğreniyorlar. Evet, burada aslında konuşulacak çok şey var. Bunu kimi zaman arkadaşlarımızla, Cengiz Bey'le konuşurken de konuşuyoruz. Türkiye'de uzun yıllar çocuklara matematik öğretiyorlar ya da İngilizce öğretiyorlar. Öğretiyoruz diyelim aslında, eğitim alıyorlar. Fakat günün sonunda yani okul bittiğinde ne matematikte başarılı oluyorlar, ne İngilizce'de başarılı oluyorlar, ne de bilimsel olan diğer fen, fizik, kimya vesaireden çok başarılı olan öğrencilerimiz olmuyor. Yani çoğunluğun başarılı olmadığını ifade edebiliyoruz. O zaman öğretme metodolojimizde bir problem var demektir. İşte belki de başka bir metot, yeni metotlar öğrencilerimizin bu dersleri sevmelerine olanak sağlıyor, sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyoruz. 57. Kütüphane Haftası Elazığ'da kutlamalara başlanıldı. Kütüphaneler Haftası nasıl kutlanır, neden kutlanır ve nedir sorusunun cevabının bulunması gereken bir haber aslında. Ne yapılmış bugün ben bakayım. Evet, kütüphane açılışı yapılıyor. Güzel aslında kütüphanelerin sayısı artması, mahalle kütüphanelerinin olması, öğrencilerin oralardan istifade ediyor olmaları elbette ki güzel. Bu haberle bir araya gidelim. Aradan sonra gece görüşüne kaldığımız yerden devam edelim.
Devam ediyoruz gece görüşüne. Bakalım gündemimizdeki konuların bir kısmını birinci bölümde konuştuk. Yine öne çıkan haberlerimiz var. Onları da bu bölümde konuşacağız. Sizlerden gelen mesajları da aktaralım. Hemen bakalım neler söylenmiş. Birçok mesaj var. Sırasıyla okumaya çalışıyorum. İyi akşamlar abi. Ek süre alan hak sahipliği sonuçları ne zaman açıklanır? Bugün ayın kaçı? 28 Mart. Herhalde yakın zamanda açıklanır diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir ay kadar oldu. AFAD bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor. Mehmet Ali Bey, geçen hafta yoktunuz. Dobra konuşmalarınız, yüzden programınız... Yok estağfurullah, program kapanmadı. Kendi işlerim vardı. Ekranda tekrar sizi görmek güzel diyor. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Hayırlı yayınlar Mehmet Ali Bey. Dükkanlardan hiç haber yok mu? Hak sahipliğin boşuna mı gidecek? Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle hak sahipliğiniz boşuna gitmeyecek. Eğer siz dükkan almak istiyorsanız ve dükkan hak sahipliğiniz varsa muhakkak size o dükkan verilecek. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Birçok yerde çalışmalar tamamlanmak üzere, yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama altyapı çalışmaları, yol çalışmaları tamamen bunlara gidilmiş şu anda. Eğer siz de o bölgelerde bulunuyorsanız görüyorsunuzdur. İnşallah yakın zamanda tamamlanacağını umut ediyoruz. Mustafa, birinci haberi bir ekrana getir istersen. Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısında Cumhurbaşkanımız geçti ve hem ekonomi gündemiydi, hem yeni anayasayla, hem de pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında pandemiyle mücadelede gelinen durumu da paylaşarak şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan vatandaşa ve esnafa yol açmaya çalıştıklarını söyledi. Risk haritasını da açıklayarak iller bazında ve Ramazan ayında ülke genelinde kısıtlamaların uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlere uyma tavsiyesini yineledi. Risk haritasına göre ülke genelinde vaka sayılarının arttığı 58 ilin kırmızı kategoride yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, ülke genelinde her gün akşam 21 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması, kırmızı kategoride olan illerde hafta sonu cumartesi pazar tam gün kısıtlama uygulanacağını kaydetti. Ramazan ayında ülke genelinde kısıtlamaların devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iftar ve sahur programlarının yapılmayacağını söyledi, lokanta ve kafeler için de paket servis hizmetinin yapılacağını belirtti. Bilindiği gibi illerimizi vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak belirleyerek renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun %80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir. Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini
paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek. Ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı risk haritasına göre daha önce turuncu kategoride yer alan Elazığ, kırmızı kategoride yüksek riskli iller arasında yer aldı. Erdoğan'ın açıklamasına göre Elazığ'da cumartesi ve pazar günleri tam gün kısıtlamaya gidilecek. Devlet Türk Müziği Korosu Elazığ'da faaliyetlerini sürdürüyordu. Sürdürmeye devam edecek ama ismi değişti. Birkaç gün önce ne oldu peki yeni ismi? Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştirildi bu Devlet Türk Müziği Korosu'nun. Bugün CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bu konuya tepki gösterdi ve Türk isminin neyi sizi rahatsız ediyor da bir genelgeyle yılların korosundan kaldırıyorsunuz dedi. Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu'nun adı Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştirildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bu karara tepki gösterdi. Devleti temsil eden kurumların statüsü ve konumunun değiştirilmesinin doğru olmadığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, illerde gelenekselleşen bu tür kültür ve sanatı yansıtan kurumların statüsü ve konumunun değiştirilmesi doğru değildir. Tam tersine tarihe mal olmuş bu tür kurumların ve o illerin geleneklerini, kültürlerini yaşatan kurumların statüsünün ve adının değiştirilmesi yerine imkan ve olanaklarının arttırılarak bu kültür ve sanatın daha da yaygınlaşmasına katkı verilmesi gerekiyor. Verilen bu karar doğru bir karar değildir. Devletin kurumlarının geleneksel davranış şekillerine karşı aykırı kararlar alınarak devleti temsil eden kurumların yapıları zarar görmektedir diye konuştu. Kararın yanlış olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu'nun adını Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu olarak değiştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararı kabul edilemez. Buralarda icra edilen müzik Türk müziğidir. Uluslararası kültür otoriteleri de dünyanın her yerinde buna Türk müziği demektedir. Türk isminin neyi sizi rahatsız ediyor da bir genelgeyle yılların korosundan kaldırıyorsunuz ifadelerini kullandı. İzleyicimiz soruyor, diyor ki Mehmet Ali Bey, Covid-19 yasakları Elazığ için de geçerli mi? Evet, Elazığ kırmızı bölgede yer alan iller arasında. Türkiye'de 58 il şu anda kırmızı bölgede, yani çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Elazığ da bu illerden bir tanesi. Hafta sonu yasağı Elazığ için de geçerli olacak. Yine zaten var olan saat 21'den sabah saat 5'e kadar devam eden yasak varlığını ve devam ettirecek. Yani yasaklar sürecek bu saatler arasındaki. Yine Ramazan ayında toplu iftar ve toplu sahur tamamen Türkiye'de yasaklanmış durumda pandemi nedeniyle. Böyle de bir durum söz konusu. Sevgili kardeşim, sizi beğenerek izliyorum. Lütfen TOKİ mağdurlarının valiliğe dilekçe kabulü var mı? Zemin bodrum 2+1 sorunlar. Bildiğim kadarıyla bu sorun artık çok fazla, daha doğrusu yani sizin için sorun olan bu konu artık kurayla çekildiği için bir kez daha gündeme gelmeyecek. Hani kuraların iptali konusunda bir beklentiniz varsa bu noktada çok fazla beklenti içerisinde olmamanızı ben tavsiye ediyorum size. İyi akşamlar kardeşim. Depremzedeleri unutmayın. Evet, depremzedeleri unutmuyoruz. Her gün konuşuyoruz depremzedelerin sorunlarını
Artık sona doğru yaklaştık. Mart ayını da bitiriyoruz. Nisan ayına girmek üzereyiz. İnşallah şu konutlar tamamlanıp vatandaşlarımız evlerine taşındıkça sorunlar da birer birer azalıyor. Bunun örneklerini yakın zamanda zaten gördük. Üniversitemize gidelim. Üniversitemizde güzel şeyler oluyor mu? Evet, oluyor. Teknoloji Fakültesi var. Yazılım Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Engin Avcı öncülüğünde yapılan bir çalışmayı ekranlarınıza getireceğiz. Peki nedir bu çalışma? İlk defa görüntü tabanlı spermiyogram test sistemi geliştirilmiş, uygulamaya konulmuş. 3 farklı kategoride insan ve hayvan spermlerinin yapay zeka tabanlı olarak analiz edilebildiği aktarılıyor. Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesi Veteriner, Tıp ve Teknoloji Fakülteleri işbirliğinde COSGAP, ARGE ve inovasyon destekli görüntü tabanlı spermiyogram test sistemi geliştirildi. Yazılım Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Avcı öncülüğünde gerçekleştirilen bu sistemle birlikte insan ve hayvanlarda sperm numunelerini motilite, morfoloji ve konsantrasyon olmak üzere 3 farklı kategoride analiz ettiği kaydedildi. Sistemle en doğru sonuçların elde edilmesini otomatik bir şekilde sağlanacağı aktarılırken, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka tekniklerini kullanabilen ilk ve tek yerli üretim sistem özelliği taşıdığı belirtildi. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Engin Avcı, geliştirdikleri sistem hakkında bilgi verdi. Geliştirilen GETA sistemi arkadaşlar, insan ve hayvanlarda, ki hayvanlarda daha çok boğa, aygır ve koç üzerine ve bir de teke üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar var. Spermen numunelerini motilite yani hareketlilik, morfoloji yani biçimsel özelliklerin çıkarılması, konsantrasyon analizi yani birim alana düşen sperm hücre sayısının sayılması şeklinde yoğunlaştırdık. Bu modülleri oluşturduk projemizde. Bu modülleri oluştururken genel anlamda yapay zeka ve görüntü işlemenin en ileri tekniklerini kullandık ekibimizde. GETAS hayvancılıkta suni tohumlama ve ırk ıslahında özellikle iyi cins hayvanların yetiştirilmesi konusunda gerçekten Türkiye'nin ekonomisine bir katma değer sağlayacaktır. Aynı zamanda GETAS'ı biz insanlarda, yani insan modülünü de geliştirerek insanlarda özellikle tüp bebek merkezlerinde dölerme konusunda uzmanlarımıza yardımcı olması için gerçekleştirmeye çalıştık. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaffari Türkse, projeyle araştırmalarda hata payını düşürecek, zaman kaybını önleyecek ve maliyetten kazanılacağını söyledi. Bu yapmış olduğumuz sistem şu anda kullanılan ithal ürünlerden herhangi bir farkı olmayan ve Türkiye'de ilk defa her 3 analizin de, yani hareketlilik, şekil analizi ve sayının da bir arada yapıldığı yapay zeka sisteminde ilk yerli ve milli bir üründür arkadaşlar. Bunun şu anda prototipini geliştirmiş olduk. Bundan sonra diğer analizleri için devam edeceğiz. Ve en sonunda ürün haline getirip piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Bu şöyle bir kolaylık sağlıyor bize. Şu anda bu kullandığımız ithal ürünlerle hem zamandan kazanarak hem de maliyetten kazanarak sağlıklı bir sperm analizi yapıyoruz. Bizim yaptığımız manuel yöntemlerle, objektif bir yöntem değil, subjektif yöntemlerdir. Subjektif yöntemlerde de analiz yaptığımız zaman hata payımız çok yüksek. İşte bu hata payını minimize etmek için kullandığımız bir sistemdir spermiyogram analiz sistemi. Fakat bunun şu anda yerli olanı olmadığı için biz bunun üzerine bir araştırma yaptık ve dolayısıyla şu anda da yerli olan üretimimizi gerçekleştirmiş olduk. Ama tabii ki tam şu anda piyasaya sunulacak konumda değil, ürünün geliştirme aşamalarını devam ettiriyoruz. Gece görüşü devam ediyor. İyi yayınlar diye başlayan bir mesaj var. İzleyicimiz güzel bir soru sormuş. Hak sahipliğinde TOKİ evi çıktığı halde onu almayıp 2 yıl ertelemeli devlet kredisi alınabiliyor mu? Hayır, alınamıyor. Siz evi almanız durumunda eve ipotek etmek suretiyle size kredi veriliyor ve siz sadece evi
borcunu ödemiş oluyorsunuz. Evi almayayım ben krediyi alayım diyemiyorsunuz. Yoksa ev alınsa yine de kredi kullanma hakkı olabiliyor mu? Hayır, kredi kullanmak diye bir şey yok. Sadece evi aldığınız zaman evle ilgili evi ipotek ediliyor bankaya. Siz de borçlandırılmış oluyorsunuz ve o borcu 2 yıl ertelemeli olarak ödüyorsunuz. Parayı alma şansınız yok, öyle diyeyim. Mehmet Ali Bey, benim durumum hiç iyi değil diyor bir izleyicimiz. Depremden olmadan önce kendime eski bir ev, 100 liralık kiracıydım. Deprem oldu, ev ağır hasarlı oldu. Evi yıktılar, kira yardım parasını aldım ama durumum çok iyi değil. TOKİ'yi çok istiyorum, hak sahibi değilim. Yani bana yardımcı olabilir misiniz diye sormuş. TOKİ'nin belli bir kanun çerçevesinde, belli bir yönetmelik çerçevesinde yönetiliyor ve evler o şartlarda veriliyor. Şu an için Elazığ'da TOKİ ev satışına çıkmış değil. Ama yakın zamanda inşallah şu evler tamamlansın, dağıtılsın. Yakın zamanda göreceksiniz çok uygun fiyatlara evler inşallah satılacaktır diye temenni ediyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu toplantısına katılım sağlayan ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSPÜK Yönetim Koordinasyon Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 14 Mayıs 2021 tarihinde OSB'lerde süresiz olacak olan yatırımcılara kademeli olarak sağlanan arsa tahsis desteklerinin süresinin uzatılması sözünü aldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Türkiye'nin ekonomisinin büyümesinde organize sanayi bölgelerinin büyük rol oynadığını söylerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin yüz akı olduğunun altını çizdi. Toplantıda Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, 14 Mayıs 2021 tarihinde süresi dolacak olan organize sanayi bölgelerindeki kademeli arsa tahsis desteklerinin süresinin ve Elazığ için desteğin %100'e çıkarılmasını talep etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da organize sanayi bölgelerinde kademeli olarak uygulanan arsa tahsisleriyle ilgili süre uzatımı hususunda yeni bir çalışma başlatılacağı sözünü verirken, Elazığ'ın desteklerden %100 oranında yararlanması hususunun çalışma sonrasında belirlenebileceğini, diğer taleplerin de değerlendirmeye alındığını ifade etti. İYİ Parti'nin Ankara'da istişare toplantısı olacak. İYİ Parti İl Teşkilatı da tam 45 kişilik bir ekiple Ankara'daki istişare toplantısına katılmak üzere yola çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iller bazlı istişare toplantısına katılmak üzere İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberinde 45 kişilik bir heyette Ankara'ya gitti. İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti olarak Elazığ'da neler yapabileceklerini ve sorunları genel başkanlarına aktarmak üzere toplantıya katılacaklarını söyledi. Yönetim olarak, il, ilçe teşkilatları olarak kendisini ziyarette bulunmak üzere bugün yola çıkıyoruz. İnşallah iyi bir yolculuk olur. Biz İYİ Parti olarak Elazığ'da neler yapabileceğimizi, nelerle bütün sorunları genel başkanımıza aktarmak üzere bugün il teşkilatı olarak yola çıkılıyor. Evet, devam ediyoruz gece görüşüne. Gece görüşünde daha çok gelen soruların büyük çoğunluğu depremden dolayı konutların teslim edilip edilmeyeceği ve ne zaman teslim edileceği konusunda. Bir izleyicimiz şunu söylüyor. Diyor ki, Rüstem Paşa'nın konutlarını soruyor. Ek süreyi alan ve ek süre sonucunda hak sahipliği sürecinin ne zaman başlayacağını soran izleyicilerimiz var. Bir de okullar kapandı mı diye Mustafa Erdem Bingöl'den gelen bir soru var. Okullarla ilgili şu ana kadar yapılan açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı ve İl Hafızası Sıha Kurulları'nın kendi bölgeleri ve illeriyle ilgili olarak karar verebilecekleri yönünde zaten merkez değil yerinde yönetimle ilgili bir genelge var. Bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak
İlkokullar, özel eğitim sınıfları, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimi tüm Türkiye'de devam edecek. Elazığ da bunlardan bir tanesi. Cami kapalı ama temizlik yapılıyor. Ayrıca neden açmıyorsunuz? Altında otopark, kuyumcular açık. İzzetpaşa Camisi'nden bir fotoğraf göndermiş izleyicimiz ve otopark ve kuyumcuların açık olduğunu, caminin kapalı olmasının mantıklı olmadığını ifade etmiş. Göndermiş olduğu resimle resimde de Elazığ Belediyesi'ne mensup olan temizlik elemanları camiyi temizliyor. Böyle bir tutarsızlığı dile getirmiş izleyicimiz bu mesajıyla. Elazığ'da bir evden televizyon ve 3 saat çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. Çatalçeşme Mahallesi Makbul Sokak'taki bir evde hırsızlık olayı yaşandı. Ev sahibi Zülküf Sualp'in evde olmadığı sırada balkondan içeri giren iki şüpheli televizyon, kol saati ve cüzdan çaldı. Eve geldiğinde durumu fark eden ev sahibi Zülküp Sualp olayı polise bildirdi. Polis ekipleri evden parmak izi alarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kendisi çalmış birisi, o birisi de arkadaşı. Hırsızlardan birinin elinde televizyonla kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasından tespit edilen iki şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saat 9.40 civarı eve girerken hırsızın ayak izleri çamur içerisinde ev bırakmışlar. Orada televizyon, 3 tane kol saati ve vesaire cüzdan, kimlikler çalındı. Bunları hem bizim aldığımız kamera görüntüsü sonucu hem de emniyetin parmak izi ve kamera sonucu hırsızlar tespit edildi. Deva Partisi yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bugün Danıştay'a dava açtı. Açılan davada artık susmayacağız, şiddete uğrayan her bir kadın için adaleti sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz mesajı verildi. Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptaline yönelik dava açtı. Tüm Türkiye'de Deva Partisi olarak eş zamanlı açılan davanın bildirisini Elazığ'da avukat Şeyma Yüksel okudu. Türkiye 20 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, bunlarla ilgili mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen sözleşmeden alelacele çekildiğini resmi gazetede yayınlayarak bildirmiştir. Oysa ki bu karar anayasanın 87, 90 ve 104 maddeleri göz önüne alındığında yok hükmündedir. Deva Partisi Elazığ İl Kadın Çalışmalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Nihal Çiçek Aydın, yaptığı açıklamada şiddetsiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Danıştay yetkililerinden beklentimiz, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmenin iptaline yönelik açtığımız davanın kararını hiçbir etki altında kalmadan tüm şiddet gören kadınların vicdanlarını hissederek, vicdanlarının sesini dinleyerek Türkiye'deki tüm kadınlar için vermeleridir. Biz kadına yönelik şiddete sessiz kalmanın şiddete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek, şiddet sustukça çoğalır diyerek şiddet karşısında susmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şiddete uğrayan her bir kadın arkasında susmayan devalı kadınlar olarak duracağımızın bilinmesini istiyoruz. Merkez İlçe Başkanı Avukat Mehmet Kangal da partileri tarafından başlatılan bu süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında meclisimizdeki tüm partiler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen ve ortak iradeyi yansıtmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek bir imza ile yürürlükten kaldırılması esase ve usule aykırı olmaktadır. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince alınan karar yok hükmündedir. Bu sürecin başarılı bir şekilde takibini yaparak ve Danıştay'ın da açtığımız dava sonucunda kararın geri çekileceğine, yok hükmünde sayılacağına olan inancımızı korumaktayız. İzleyicimiz kızmış bize, diyor ki kuralar hak sahipliği dediler, hakkımızı yediler. Malatya'ya neden bunlar olmadı? Kuralar neden iptal olmasın? Allah'ın emri mi? Namazın kazası oluyor da kuralar neden iptal olmuyor? Haksızlıklar çıkacak diye de devam etmiş mesajına. Evet, bakalım başka ne var mesajlarda. Abdullah Paşa'yı soran izleyicilerimiz var.
Yine Yemişte'yi soran, anahtar teslimi tarihi hakkında bilgi verir misiniz diyenler var. Bunların tamamı işte belli bir sürece girdi. Yani ben size hak veriyorum bu konuda. Diyorum ki evet, yani insanların eğer kuraları çekildiyse evlerinin ne zaman teslim edilmesi gerektiği bildirilmeli. Ya da evleri teslim ediliyorsa ne kadar ödeyecekleri bilgilendirilmeli ve bunlar insanlar o eve taşınırken bilerek taşınmalı. Bu konularda %100 haklısınız. Yani kesinlikle bunun lamıcımı yok. Hiçbir tarafa çekmeye de gerek yok. Sistem, düzen, biz gelişmiş bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Belli yönlerimiz çok gelişmiş. Her geçen gün biraz daha ileriye doğru gidiyoruz. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Nüfusumuz 85 milyon, dünyadaki sayılı büyük ülkelerden biriyiz. Yani tabii Çin, işte Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı böyle saydıktan sonra daha sonra kalan birçok ülkeden çok büyük bir ülkeyiz. Bu tür basit konularda boğulmamamız gerektiği konusunda sizlerle hemfikirim. %100 sizin bu düşüncenize katılıyorum. Elazığ Ticaret Sanayi Odası ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı. ESO ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetim ve öğretmen kadrosunda eksikliklerin tamamlanması ve okulun iş dünyasına talep etmiş olduğu mesleki eğitimleri verebilmesi için ESO Meclis Başkan Vekili ve Eğitim Komisyonu Başkanı Veli Aksu ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tarık Tuncay Türkmen tarafından hazırlanan protokol imzalandı. Protokol sonrası değerlendirmede bulunan Protokol Yürütme Kurulu, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün eğitmen ve fiziki altyapı imkanlarından istifade etmek suretiyle hem işsizlerin nitelikli meslek sahibi yapılması hem de iş dünyasının ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve ESO Protokol Yürütme Kurulu Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere tüm milli eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti. İyi yayınlar. Deprem yaşamış bir ilde Çevre Şehircilik İl Müdürü'nü televizyonda gören ya da bir açıklamasını duyan, ismini bilen var mı? Çevre Şehircilik var, ismi yok diye bir mesaj gelmiş. Hikmet Şişecioğlu, bizim Çevre Şehircilik Müdürümüzün ismi. İnşallah yakın zamanda göreceksiniz ya da en azından belki de yardımcısıyla konuşacağız bu konuları. Ne kadar merak ettiğiniz ya da onlarda netleşen, onlarda da netleşmeyen durumlar olabiliyor. Çünkü bazen görüş alıyorlar genel müdürlükten ya da bakandan. O nedenle belki birçok şey onlar için de flüdür, yani net değildir. Eğer netleşen bir şey varsa onların tamamını yakın zamanda konuşacağız. Ama tabii ili yönetenlerin, ilde görev alan bürokratların belli periyotlarda ve belli aralıklarla ekranlarda olması, izleyiciyi, vatandaşı bilgilendirmeleri elbette ki çok çok önemli ve artık çağımız teknoloji çağı, medya çağı. Bu medya çağında kendini ifade edebilen isimlerin ekranlarda olması, kurumlarının yapmış olduğu çalışmaları, başarıları anlatmaları çok çok önemli. İzleyicimiz diyor ki, her yerin kurası çekildi, yurtbaşının kuraları neden hala yok, millet mağdur diye bir mesaj var. Mehmet Ali Bey, sizden Allah razı olsun mesajlarımızı okuyorsunuz. Gerçekten okumaya özen gösteriyorum. Bazı izleyicilerimiz şikayetçi oluyorlar ama genelde mükerrer, tekrar eden aynı mesajları okumamaya özen gösteriyorum ama o konularla ilgili en azından programda gündeme gelmesi, konuşulması, Elazığ kamuoyunda bilinmesi konusunda en azından konu başlıklarını geçmeye özen gösteriyorum. Fırat Üniversitesi'nde bir problem var. Yaklaşık 3-4 aydır devam eden bir problem. Mesai problemi. Kim haklı, neden haklı ya da sağlıkçı arkadaşlar neden gösteri yapıyorlar? Üçlü vardiya sistemi çok mu kötü? Başka çözümü var mı? Yönetim neden bu kararı aldı? Soruları açıkçası muamma. Her iki tarafı dinlemek gerekiyor. Bugün sağlık çalışanları yine üniversitenin bahçesindeydi ve üçlü vardiya sisteminin ne kadar kötü olduğunu ifade eden açıklamalar yaptılar. Sağlık Haksen üyeleri yaşadıkları sorunları kamuoyu ile paylaşmak için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde toplanarak bir kez daha basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bugün çalışma sistemimizin bizlere yaşattığı sıkıntıları kamuoyuna aktarabilmek için yeniden toplandık. 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeni çalışma sistemi olan üçlü vardiyaya geçildikten sonra iş yükünün arttığı için geçtiğimiz ay toplanan ve tepkilerini dile getiren sağlık çalışanları hastanelerinde üçlü vardiya sisteminin kaldırılması talebini yineledi. Tek isteği diğer devlet hastaneleriyle aynı vardiya sistemiyle çalışmak olan bu kardeşlerinizin sesine lütfen kulak verin. Sendika olarak bu konuda üyelerimizin taleplerini her zaman dile getirmeye devam edeceğiz. Sağlık Aksan Fırat Üniversitesi Hastanesi temsilcisi Haluk Bal, sağlık çalışanları olarak üçlü vardiya sistemiyle devam edecek güçlerinin kalmadığını söyledi. Pandemi döneminde canını ortaya koyup çalışan bu emekçi insanların yüklerinin hafifletilmesi gerekirken, üçlü vardiya sistemi resmen bir ceza gibi tatbik edilmiştir. Altını çizerek söylüyorum ki bu sistemde devam edecek gücümüz artık kalmamıştır. Bal hiçbir zaman rahat koşullarda çalışmadıklarını da belirtti. Giydiğimiz koruyucu tulumdan akan terlerimiz olmayan rahatımızın en büyük ispatı değil midir? Elazığ'ın en yoğun hastanesinde en ağır hastalarına bakan sağlıkçılar olarak hiçbir zaman rahat koşullarda çalışmadık. Ayrıca bu yorum zaten zirvede olan sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına da açıkça bir davetiyedir. Haluk Bal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek tek isteklerinin diğer devlet hastaneleriyle aynı vardiya sistemiyle çalışmak olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım, Sayın Rektörüm ve Sayın Milletvekillerimiz, tek isteği diğer devlet hastaneleriyle aynı vardiya sistemiyle çalışmak olan bu kardeşlerinizin sesine lütfen kulak verin. İlginç bir haberle devam edeceğiz. Eski devlet hastanesi biliyorsunuz şu anda kullanılmıyor. Trafo merkezinde bugün bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin elektrik akımından kaynaklanan bir ölümle sonuçlandığını ve bu nedenle öldüğü ifade edildi. Olay merkeze bağlı Rızaya Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane genelinde elektriğin olmadığını fark eden güvenlik personeli, trafo merkezine giderek birinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Personellerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerin olay yerinde inceleme yapması sonucunda şahsın CK olduğu ve yanında kesici aletler bulunduğu bildirildi. Öte yandan şahıs yapılan incelemenin ardından otopsi yapılması üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. İnternet mağdurları yazmaya devam ediyor. Mehmet Ali Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyor. Maden Durmuştepe köyünden bir izleyicimiz. Köyümüzde hala internet yok. Defalarca yazdık, defalarca başvurduk fakat bir çözüm elde edemedik. Yetkilileri seslenebilir misiniz? En azından şehir içinde deprem kaynaklı aksaklıkların olduğunu biliyoruz ve bunu ekrandan da söylüyoruz. Kısmen de hak veriyoruz Türk Telekom İl Müdürlüğü'ne. Ama en azından köylerde bu tür problemlerin yaşanmaması gerektiğini ifade edelim. Maden Durmuştepe köyü internet bekliyor, uzaktan eğitim. Yani bırakın uzaktan eğitimi, insanların temel haklarından ve artık yaşamın vazgeçilmezlerinden bile olan internet hattının bağlantılarının Durmuştepe köyünde olması gerekiyor. Bunu ifade edelim. Bir diğer izleyicimiz diyor ki, az hasardan yıkılan binaların ödemeleri nasıl olacak? Az hasarlı binalara ödeme yapılmayacak, bilginiz olsun. Öyle bir beklenti içerisinde olmayın lütfen. Kovancılar'a gidelim. Kovancılar'da Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ramazan ayı öncesi fırıncı esnafıyla toplantı yaptı ve toplantıda esnafın sorunlarını dinledi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırıncı esnafıyla toplantı gerçekleştirildi. Fırıncı esnafının sorunlarının ele alındığı toplantıda Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ayrıca Ramazan ayında alınacak tedbirler hakkında konuştu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, esnaflarının pandemi kurallarına titizlikle uyduğunu dile getirirken vatandaşları da iftar saati için uyardı. Hijyen ve kurallarına titizle uyan fırıncı esnaflarımızın Ramazan ayında da daha artarak devam edeceklerdir. İftar saatlerinde fırıncılarımıza yoğunluk azalmak için vatandaşlarımızdan ekmeklerini almak için iftar saatini beklememesini rica ediyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı çok önemlidir.
Sezer Ünlü yazmış, demiş ki Mehmet Ali Bey hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yerel yazılı ve görsel basın iyi ki var. Sezer Ünlü, selamlar gönderirim kendisine. Önemli bir konuya dikkat çekmiş. Bu deprem sürecinde yerel basın ya da yerel yazılı ve görsel basın bu kadar güçlü olmasaydı, bilmiyorum en azından nasıl sesimizi duyuracaktık, ne yapacaktık. Elazığ'da görsel ve yazılı basının güçlü olduğunu herkes biliyor. Hani ne başardınız diye sorarsanız belki daha da kötü olabilirdi. Birçok konuyu konuştuk, dile getirdik. Konuklarımız oldu. Hemen hemen her şeyi buradan sormaya çalıştık ve gündem oluşturduk. Sadece biz değil, Elazığ'da yayın yapan diğer tüm medya organları ciddi anlamda, benim hiçbir zaman şahit olmadığım geçmiş dönemlerde olduğu kadar bu konuya hassasiyet gösterdi ve güzel şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Sezer Bey'e de bu konuya dikkat çektiği için teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Mehmet Ali Bey, benim artık memleketim için bir umudum kalmadı. 27 yıldır memlekete gidip geliyorum. Değişen şey yok, aksine iniş var. Deprem de tuz biber oldu. Şehir olarak iyi şeyi değerlendiremiyoruz. Doğu'da tek birinci ligde olan takımdık. Şu anda kaçıncı ligdeyiz bilemiyorum. İkinci lig, yani şöyle bir Süper Lig var. Süper Lig'in altında bir lig var. Biz onun altındaki ligdeyiz. Bu şekilde gidersek bir lig daha düşeceğiz. Bir kademe daha düşmüş olacağız. Birinci ligde olan takımdık ama kaçıncı ligdeyiz bilemiyorum. Hazar Dağımız var, Hazar Gölümüz var. İçler acısı. Bizim ciddi anlamda birileri tarafından sahiplenilmemiz gerektiğini söylüyor. Evet, devam edelim. Bakalım günün değişen diğer olayları neler? Kırmızı montlulardan bahsettik birinci bölümde. Ve hem yardım hem de kariyer günleri anlamında gençlere destek verdiği noktasında değerlendirmelerde bulunmuştuk. Kariyer buluşmalarının konuğu bugün iş adamı Veysel Demirci'ydi. Ve Veysel Demirci orada bulunan gençlere tecrübelerini aktardı. Önemli mottolar, anekdotlar verdi. En azından nasıl çalışması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kırmızı Montlular Hareketi'nin gerçekleştirdiği kariyer buluşmaları adı altında gerçekleştirilen Gençlik ve Girişimcilik başlıklı program, Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kariyer buluşmalarıyla gençlerin geleceklerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kırmızı Montlular Hareketi Kurucu Başkanı Erhan Eğit, katılımından dolayı Demirci'ye teşekkür etti. Elazığ'ımızın yetiştirdiği hakikaten nadide değerli insanlardan biri, hem iş dünyasında hem hayırsever kimliğiyle hem de hakikaten gençlere örnek olan, genç yaşta büyük başarılar elde etmiş Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Demirci Beyefendi yoğun gündemlerine rağmen bizleri kırmayıp bugün bizlerle buluştu. Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci tecrübe ve gözlemlerini katılımcılarla paylaştı. Demirci eğitimin önemini vurgularken küreselleşen dünyada gelişmelerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tabii iş hayatı zorlu bir süreç. Acele edilmemesi gereken bir süreç. Bir işe başlarken önce eğitimli olmak gerekiyor. Gelişen, değişen dünya şartlarını çok iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü dünya artık globalleşti. Koca bir köy benim gözümde. Dünyanın bir ucundaki gelişme aynı anda sizi de etkileyebiliyor. Dolayısıyla iyi takip etmek gerekiyor. Kontrol altında tutmak gerekiyor. Özellikle ben arkadaşlara, iş yapacak gençlerimize acele etmemeleri gerektiğini, iyi bir Ar-Ge yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Demirci özellikle Z kuşağına seslenerek sağlam bir yapı kurmak için kontrollü büyümenin önemini vurguladı. Hiçbir zaman milyonlarca, milyarlarca para kazanma lüksünüz yok. Damlaya damlaya geliyor. Altını doldura doldura sağlam bir yapı kurmak ve geliştirmek çok daha avantaj sağlıyor. Çünkü hızlı büyümeler insana çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Biz buna toplumda hep konuştuğumuz bir cümle, kelime obez büyüme diyoruz. Obez büyümelerin muhakkak süratle sıkıntıları çok fazla. Tweetlere bakalım. Bizi yöneten idarecilerimizin gündeminde neler var? Onlar neyi konuşuyorlar? Bir ona bakalım, göz atalım. Ardından günün gelişmelerini konuşmayı sürdürelim. Erkay Yarık, Elazığ Valisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tweetini retweetlemiş mi yoksa almış olduğu kararları aktarıyor aslında. Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı
58 Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21 ila 5 saatleri arasında olacak. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sürdürecekler. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek diyor Elazığ Valisi Erkay Yırık. Bir sonraki mesajda, daha doğrusu tweette Şahin Şerifoğulları'nı görüyoruz, Elazığ Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizin risk durumunu gösteren harita güncellendi ve maalesef aziz şehrimiz yüksek risk grubuna dahil oldu. Bununla birlikte şehrimize hafta sonu yasağı yeniden geldi. Hep birlikte sabredelim ve tedbirlere uyalım. İşte tabloyu ve haritayı paylaşmış. Güneydoğu Anadolu bölgesinin dışında bir tek Uşak var, sarı. Şırnak da Türkiye'deki tek mavi şehir. Sermin Balık, AK Parti Elazığ Milletvekili, o da yine aynı konuya dikkat çekiyor. Riskli bir grup, çok yüksek riskli grup içerisinde yer aldığımızı ifade ediyor. Tedbirlere azami uyarak şehrimizi daha sağlıklı yarınlara ulaştıralım diyor. Hemen bir sonraki tweet'e bakıyoruz Mustafa. Sayın Zülfü Demirbağ var, o da 100 yılın içini 18 yıla sığdırdık, daha çok işimiz var diye bir bölünmüş yol, viyadük aslında resmi paylaşmış bugünkü paylaşımında. Evet, aslında tweetler daha çok pandemi ve kurallara uymayla ilgili, ama şunu da her programda dile getiriyoruz, diyoruz ki başta yöneticilerimizin bir takım kurallara uyması gerekiyor. Bazı sosyal medya hesaplarında özel hayatlarına dair paylaşmış oldukları resimlerde ya da başkalarının paylaşmış olduğu resimlerde çok fazla sosyal mesafeye uymadıklarını görüyoruz. Bu en tepeden en aşağıya kadar devam ediyor. İşte yöneticiler böyle olduğu zaman da vatandaşların da çok fazla dikkat etmediğine şahit oluyoruz. Keban'a uğrayalım. Keban ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri Avrupa'daki öğrencilerle birlikte matematiği eğlenerek öğreniyorlar. Elazığ'ın Keban ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri Origamic Math isimli Etivinik projesiyle matematiği eğlenerek öğrendiler. Tekrar patlıyoruz ortadan ikiye, bir kez daha. O masal dinlerken yapmıştık. Evet. Ne yapıyorduk? Bir katını öne doğru katlıyorduk. Origamic Math projesine Avrupa ülkelerinden Polonya'dan 2, İtalya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya birer okul ve ülkemizden 10 okul olmak üzere 15 öğretmen kendi öğrencileriyle katıldı. Çocuklar, yaptıklarınızı bir kaldırın herkes, bir görelim ne var, ne yaptınız. Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Karakan, Origamic Math isimli projenin amacından bahsetti. Biz origami kullanarak matematiği nasıl daha eğlenceli, daha verimli bir hale getiririz diye bu yola çıktık. İkisi Polonya, bir İtalya, bir Kuzey Makedonya, bir Bulgaristan olmak üzere 10 tane de ülkemizden ortağımızla çıktığımız bu yolda matematiği nasıl somutlaştırırız, nasıl daha eğlenceli hale getiririz diye yola çıktık. Çocuklardaki o ince motor becerilerini nasıl geliştiririz, bunu düşündük. Bu şekilde bir planlamamızı yaptık. Aylık çalışmalarla çocuklara origami yaptırdık. Çeşitli hayvansal figürler kullanarak bu çocuk matematiği somutlaştırdık ve çocuklar artık proje sonunda matematiği daha da sevmeye başladılar. Atatürk İlkokulu öğrencileri de yapılan origami etkinliğiyle matematiği daha çok sevdiklerini dile getirdiler. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir kitap çıkardık. Sonra matematikleriyle ilgili şeyler yaptık. Matematiği çok sevdik. Biz öğretmenimizle bir origami ve matematik işini yaptık. Matematik en sevdiğimiz ders. Gemi, hayvan gibi şeyler yaptık. Biz bu etkinliği çok sevdik. Matematikle daha da iyi kaynaşıyoruz. Gemiler yaptık. Kitap ayraçları şöyle yaptık. Sonra farklı etkinlikler yaptık. Hayvanlar yaptık. Kitap oluşturduk. Yani ben bu etkinliği çok sevdim. Gece görüşünü noktalıyoruz. Mutlu geceler diliyorum. Yarın karşınızda olacağız yeniden. Hepinize mutlu geceler. Hoşçakalın.